Evet arkadaşlar bugün e, CTP sandığında işte ya da diğer sandıklarda bu onlu sandıklar var ya hatta onu da göstereyim. E, bu onlu sandıklarda falan baya bir indirim geldi. E, i̇şte burada işte 675'ten 405'e düşmüş gene CTP sandığında aynı şekilde. E, Uru sandığında, tür geliştirme sandığında falan filan bütün sandıklarda ee, %40 mı ne işte aşağı yukarı o kadar bir indirim gelmiş. Güzel bir indirim var. Burada biraz kristal harcayacağız ama e, kristal harcamaya geçmeden önce birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. E, bunlar dışında gene gizli dükkan gibi de e, bir takım etkinlikler daha gelmiş. Uru birleştirme etkinliği falan gelmiş. Ben biraz Uru birleştirdim zaten onu değerlendirdim. Hatta şurada yazıyor mudur? Yazmıyor sanırım her neyse. Ee, arkadaşlar aslında normalde ben kristalimi toplu harcamayı düşünüyordum. Şimdi 24 bin kadar kristal var bende. Ee, ben de bunun işte bir hani 24 bininin e, bir 5 ya da 6-7 binini falan kartlara geri kalanının tamamını da CTP'ye harcamayı düşünüyordum. Ama e, CTP'de şu anda sadece aç gözlükte artış var ve aç gözlük CTP bana en az lazım olan CTP'lerden biri şu anda. Bana özellikle öfke lazım bu aralar. E, ama tüm CTP'lerde şans artışı gelirse daha iyi olur. Ben de o yüzden bu videoda bütün kristali harcamayacağım. Bu videoda sadece kart açacağız. E, CTP açtığım, CTP sandığı açtığım bir videoda daha sonraları gelecek. Çünkü bakın bu sağda gördüğünüz üzere ne diyor? Diyor ki indirim 11 gün 21 saat daha vakti var. Yani nereden baksanız 12 gün daha var. E, bu indirim devam edecek ama aç gözlük tipinin değişimi 3 gün 21 saat sonra olacakmış. Yani 4 gün sonra bu CTP'nin yerine başka bir şey gelecek. Bu ya öfke olabilir ya da tüm tipilerde artış gelebilir. Ee, o yüzden de hani ben aç gözlük varken açmayacağım. Ee, ileride artık tüm CTP'lerde şans artışı gelirse daha güzel olur. Ee, gelirse falan o esnada açmayı düşünüyorum. Ee, ama Hani ikisi birlikte gelse de aslında daha iyi olurdu. Ee, yine gene tüm tiplerde artış olsaydı şu anda direkt bütün kristali harcardık ama e, dediğim gibi ben şu anda sadece çizgi e, roman kart sandığına biraz harcayacağım. Onda da tüm kartlarda artış var. Hem biraz kart koleksiyonu tamamlamak istiyorum. Bende bir şu kart yok. Bir de e, Luna kartı hiç çıkmadı şu ana kadar. Bu ikisini çıkarırsam hem koleksiyon tamamlamış olurum. Hem de Luna'yı falan eğer Luna çıkarsa takmayı düşünebilirim. Bunun dışında Şimdi ben bu e, kart sandığında arkadaşlar ne kadar harcayayım diye düşünüyorum da bir yandan. Sanırım ya bir 8000 falan olabilir arkadaşlar. Bir 8000 kristal falan harcayabiliriz. Bir 16000 falan bırakabilirim hesapta. Çünkü çoğunluğu CTP harcamak istiyorum. Çok CTP kıtlığı var şu anda bende. E, özellikle PV açısından. O yüzden bayağı bir e, gene şey açacağız aslında kar sandığı açacağız ama büyük bölümünü ben CTP'ye ayıracağım. O videoda daha sonra da gelecek. Ee, bu videoda e, 8000 kristal kadar aşağı yukarı harcayacağız. Ee, arkadaşlar ben 8000 kristalden aşağı yukarı bir 4-5 tane prekart bekliyorum. Hani normal atışta, Hani tokenleri falan katmadan. 4-5 tane prekart bekliyorum. Çıkarsa güzel. Çıkmazsa Kötü olacak <laughs> onu söyleyebilirim. Şöyle bir bakalım adam akıllı bir kanalda mıyız? Evet burada birileri yine bir şeyler alıyor ama pek ee, ya sandık açan yok şu anda ya da açanlar hiçbir şey alamıyor. Acaba kanal mı değiştirsek şöyle ne bileyim 14'e falan girelim. 14'te şansımızı deneyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim kart açmaya başlayalım. Umarım adam akıllı bir şeyler alabiliriz. Şöyle başlasın. Oho. Evet arkadaşlar turnayı daha ilkte göz, e, Gözünden vurduk Daha ilkte iki tane prekart aldık 3 tane de alırsak ben okeyim Evet burada bir şey yok 3 tane daha alırsak okeyim Evet şu prekart sandım bir anda da Değilmiş 2 tane daha 4 oldu çok güzel Devam edelim 4 oldu Bir tane daha alırsak okeyim Hadi Evet şimdilik yok Güzel. Arkadaşlar şu şu ana kadar güzel. Ama biraz daha açacağım. Yani e, 21 21.000 biz bunu bir kaça kadar zorlayalım? 16 18 bin'e kadar devam edelim. O civarlara kadar. Güzel 6. pre kartımızı aldık. 7. ve Luna geldi sonunda arkadaşlar. Bunca zamandır oyunu oynarım bir türlü Luna gelmiyordu ve bu sefer sonunda artık Luna'yı aldık. Evet, bugün şansım bayağı iyi. Bir de arkadaşlar şunu şunu da söyleyeyim. Geçenki, geçen ki e, geçen ki şeyde Black Friday'deydi miydi? Aynen. Aynı ee, Black Friday'de arkadaşlar kart sandığı baya kötü geliyordu. CTP sandığı güzel geliyordu. Bu sefer kart sandığı baya güzel geliyor. 7. pre kartı aldık sanırım. Devam edelim. Evet. Biraz daha devam edeceğim. Hadi ya bir iki tane daha ver. Hadi ona tamamlayalım. Hadi. Güzel. 8 oldu. Hadi ya. Bir iki tane daha versen yeter. Hadi. Evet. Bu şu, şu esnada bir duruş şey durdu. Yani e, daha fazla gelmiyor. Güzel. Bir tane. Hadi iki tane daha açalım ya. Bir. Güzel. Tamam. Yeter arkadaşlar. <laughs> Gayet güzel bir kart aldık bence. Şimdi şöyle girip bir kontrol edelim. Daha 15.000 kristalim var. Ne kadar harcadık? 24.000 vardı. 9.000 harcamışız. 15.000 kristalim duruyor. Bunu ben CTP harcamayı düşünüyorum. Şöyle kartları... Arkadaşlar sonunda koleksiyonu gördüğünüz üzere tamamladım ve saldırı hızı aldım. Luna uzun zamandır gelmiyordu. Gelince de artık tamamlamış olduk. Şimdi şöyle gelelim kartlarımıza. Hatta bu videoda biraz belki değişimde atarız. Şöyle şöyle iniyorum. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bu öbür türlü olmayacak. Şunları geliştirelim. Çünkü çok fazla yer kaplamış. Tamam burası güzel. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Luna kartını kilitliyorum. Çünkü bu kart e, kartı daha sonradan takmayı düşünebilirim. Bunun dışında diğer kartların hepsi harcanacak. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane pre kartım var değişim için. Ve benim henüz adam akıllı geliştirmediğim 2 kartım var şimdi ben bu Luna kartının neyin yerine takarım bunu bilmiyorum. Hatta belki hiç takmaya takmayabilirim. Çünkü benim kartlarım çok iyi bir düzeye geldi arkadaşlar. O yüzden de çok açıkça oynamak istemiyorum üzerinde ama. Bu videoda biraz değişim atalım bakalım bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Bu arada ben tokenleri unuttum. Daha tokenler geldi değil mi bana? Aa ben bunları unuttum. Güzel 1440 tane de buradan şuradan biraz pre kart alalım. Bir iki tane daha alabiliyoruz. Ben onu unutmuşum. Evet. Şuradan. Şu bir. Şu... o bu çok güzel. Diğer koleksiyonu da tamamladık. Güzel. Ee, iki Evet 2 tane alabiliyormuşuz. Neyse. Ee, arkadaşlar bir tane daha kart koleksiyonu tamamladım. Evet. So yani sonunda bunu da uzun zamandır bekliyordum. Bunu da tamamladım. Tamamlanmayan pek bir şey kalmadı. 2 tane tek var arkadaşlar. Onlardan biri şu. Ben ee, bu 3. yıl dönümü şeyi. Kartı ve ben Oyuna işte 3. yıl dönümünden daha sonra başladım yani ben o zamanlar yoktum bu oyunda. Bunun dışında bir de şu var ama şu çok zor bunun tamamlaması zaten artık bunu daha sonra bakacağım. Bu arada yeni kart etkilerime bakacak olursak saldırı hızım %30'dan %33'e çıkmış. Tüm temel saldırı artışı da %93.9'dan %96.9'a çıkmış. Bir miktar artış oldu. Şimdi gelelim dönelim buraya. Kaç tane kart oldu tekrar sayalım. 3 6, 9, 12, 13 kart. Luma'yı saymıyorum. 13 tane kartım var. Bol bol kartım var arkadaşlar. Hiçbir problem yok ve bu özelliklerin hemen hemen hepsi değişecek. Neden? Arkadaşlar kaçınma çok güzel ama YP ne kadar güzel olsa da kırmızı renk gelmiş. Bunun değişmesi gerekiyor. Fiziksel savunma aslında buradan fena değil ama ben savunma yok sayma istiyorum. Yine bu diğer özellikler de falan değişecek. Yani baya bir değişecek özellik var. O yüzden şöyle biraz değiştirme işine girelim bence. Sadece kaçınmayı kilitliyorum. 50 kristalim gidecek. Şöyle bir başlayalım. Güzel. Çok güzel. Ama ooo, oh. oh, oh, oh. Arkadaşlar çok iyi özellikler yakaladık. Bunlardan ilki YP. Aslında kalabalık kontrol süresi de çok güzel ama bana savunma yok sayma çok lazım. O yüzden onun, onu bir değiştirebiliriz ama YP muazzam oldu. Çok güzel. İlk de YP'yi tutturduk. Şöyle biraz savunma yok sayma kovalamak istiyorum. Bakalım gelecek mi? Mavi gelsin de. Mavi mavi. Uf çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ohoho. Arkadaşlar sonuncusunu tüm temel saldırılarla yakaladık. Mavi renk harika. Devam edelim. Ben baya şanslıyım bugün. Şunları üçünü kilitliyorum. Devam ediyorum. Hadi mavi ver. Mavi mavi mavi. Çok güzel. Ah diğer ikisi. Evet bunlar değişecek arkadaşlar. Bunlarla benim işim yok. Bunlar değişecek. Bana savunma, mavi savunma yok sayma vermesi gerekiyor. Çok lazım. Yine mavi geldi. Of. Allah belanı. Şu kritik oranı güzel de. Benim oyuncudan burada ne vardı? Kritik oranı mı vardı? Arkadaşlar şöyle değerlerimi bir kontrol etmem lazım. Ona göre değişim atacağım. Bekleme sürem güzel. Tamam. Kritik oranı art. Ya yani kritik oranı bilmiyorum. Aynı mıydı ki? Onu hatırlamıyorum. Arkadaşlar aslında kritik oranı güzel. Bence tutabiliriz. Bence gayet güzel oldu. Ee, dur ya neredeyiz? Şuradayız. Aslında full mavi oldu ama biraz daha değişim atmamız gerekiyor. Üretim birleştirme diyelim. Bir dakika eşya kilitli mi? Ben bunları hareketledim ya. Neyse devam et. Bundan bende var zaten. Evet şimdi kaçıma. YP. Tüm temel saldırılar kritik oranı. Geri kalan değişecek. Şu hareket hızı bu arada neyin yerine geldi? Onu bir kontrol etmem lazım arkadaşlar gene. Evet buradan bana ne lazım? Tüm temel savunma ya da kritik hasar olabilir. Ee, yani açıkçası bunu da tutsam mı diye düşündüm de. Yok arkadaşlar ya hareket hızı bana diğer iki özellik daha iyi. O yüzden hareket hızını şimdilik tutmayacağım. Daha elimde de pre kart olduğu için ee, bir problem yok. Şöyle değişime devam edeyim. Mavi renk kovalıyorum umarım gelir. Gene hareket hızı geldi ya. Neyse bir daha değişim atalım yapacak bir şey yok. Bu arada baya da kristalim gidiyor bunlara. Ben söylemedim ama. Hadi. Mavi ver. Ah. Direkt değiş. Arkadaşlar hiç özelliğe bakmama bile gerek yok. Direkt değişim. Şöyle kilitle 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 kilitle. Devam edelim. Bir 300 kristal bu yedi. Çok güzel. Hadi. Arkadaşlar bunu tutacağım. Yani tüm temel savunma aslında kritik hasarı tercih ederdim ama kritik hasardan sonraki en iyi özellik bu. Ee, bu yüzden kritik hasarım da çok fena olmadığı için bunu ben tutacağım. Şöyle şunları kilitliyorum. Bundan da bir var ya savunma yok sayma alırsam mavi renk. Üf. Efsane. Allah belanı. Yeşil bir de yeşil geldi. Neyse. Arkadaşlar bu arada muazzam kristalim gidiyor birazdan ona da bakacağız zaten. 15.000 kadar kristalim kalmıştı. 13.000'e düştü. Allah belanı vermesin ya. Hadi. Evet arkadaşlar olunca böyle oluyor işte. Böyle sinir edebiliyor sizi. Şöyle bir daha deneyelim. Bakın 13 tane pre kartım vardı. Neredeyse bitecek. Hadi hadi. Yani bu, bu çok iyi olmadı ya. Arkadaşlar sanırım şimdilik tutacağım. Tutmamın sebebi de elimde prekart azaldı. Ee, biraz daha prekart biriktirmem gerekiyor. Ee, buradan aslında bana savunma yok sayma çok lazım. Çünkü savunma yok saymam şu anda bile mesela %34. Bunu bir en aşağı benim %45'e çekmem lazım rahat etmek için. Ama e, yani yok izin vermiyor. Yani şuradan bir mavi şey yakalayamadım. Savunma yok sayma yakalayamadım. Bunu daha sonra düzelteceğim. Ama aslında genel olarak kartlarıma baktığımız zaman çok iyi özellikler yakalamışım pek çok kartımda. Bu da dahil olmak üzere yine hepsinde. Yani hepsinde YP var. Tüm temel saldırı artışı var falan filan derken bayağı güzel özellikler yakalamışım yani. Şunların hepsinde aynı şekilde tüm temel saldırı YP falan. Az buçuk direnç var aralarda. Onları belki ileride düzeltebilirim ama. Ee, yani şimdilik gayet iyi. Bir tek bu karta fulllemedim. Bunu fulllediğim zaman delmem daha da yükselecek ama delmem şu anda %22 oldu. Ee, diğer değerlerim de şu anda gayet güzel. Zaten tüm temel saldırım %100'e yakın falan. Değerlerim şu anda gayet iyi. Ee, daha da artıracağım tabii zamanla. Ama şimdilik pre kartım azaldığı için. Hatta şunu da kilitleyelim. Evet. E pre kartım azaldığı için şimdilik bu şekilde tutacağım. Luna Luna'yı yani şunun yerine takmayı düşünebilirdim ama bu buradaki değerler de bana lazım. O yüzden sanırım şimdilik o da bekleyecek. Ama arkadaşlar gördüğünüz üzere aşağı yukarı bu şekildeydi video. Yani pre kart mevzusu da biraz bu kadardı ama güzel geldi şimdi. Hiç şikayet edemem. 10 numara pre kart geldi. yani açtıysanız eğer arkadaşlar sandık falan sizin de Yorumlarınızı duymayı bekliyorum. Hani yorumlara yazabilirsiniz. Benim elimde 24.000 kristal, 24.800 kristal vardı. 11.800 diyelim hadi. Ee, aşağı yukarı o kadar kalmış olsun. Kaç yapar? E, ee, 13.000 kristalim gitti. Aslında e, kartlara ne kadar harcadım ben? 9.000 kristal. 9.000 kristal harcadım kartlara. Benim 5.000 kristalimi de aşağı yukarı şey yedi. Bu kart değişimleri falan yedi. Yani 5000 mi yedi? 3000 mi? 4000 mi? Ya öyle bir şey yedi işte her neyse. Onları da biraz gitti. Yani kart bana biraz pahalıya mal. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kartı adam edebilmek için bile baya bir kristal harcamanız gerekiyor. Biraz zorlu bir iş yani. Bu geri kalan kristalimi de biriktireceğim. Hatta şu anda 11.000 falan var ama bunun biraz daha e, ben üstüne koyacağım. Biraz bekleyeceğim. E, şurada tüm CTP artışını falan bekleyeceğim. O zamana kadar belki bir 13.000-14.000 bin, bin gene olur. E, o zaman da yine gene... onun için ayrı bir video gelir. Onu da söylemiş olayım. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Siz açtıysanız bir şeyler alabildiniz mi? Bunu da yazın. Bu arada bu kanalı deneyebilirsiniz. Ben buradan... Bu arada sadece ben almamışım. Chaos diye bir adam var. Bu da bayağı bir şey almış. Her neyse... E, yorumlara yazın ne ald, ald, aldığınızı da e, tekrar görüşmek üzere bay bay.